Kur'an'a aykırı bir şeyi bana dayatırsanız hayat olsa teperim. Hayat olsa kabul etmem. Ya da haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana zalime karşı. Zalim babam da olsa, mazlum düşmanım da olsa. Benim ne yaptığımı Allah biliyor. Ben halkım için savaşıyorum. İnsanların ne düşündükleri umurumda değil. Bence hata şuradan başladı. Salgın hastalıklarında teşhiste PCR testi kullanılmaz. Ben de tam onu soracaktım hocam. PCR testinin kullanıldığı çok çok özel durumlar vardır. Mikrobun normalde hiç olmaması gereken bir yerden aldığınız bir örnekte PCR çalışması yapar da o mikroba ait kanıt bulursanız o çok önemlidir. Ama burada baştan bir şey var. Yani bir bina yapıyorsunuz. Binanın en zayıf yeri temeli. Yani o binanın bir kat, iki kat bir süre sonra yıkılacağı belli zaten. Dolayısıyla yanlışlık buradan kaynaklanıyor. PCR testinin bence bu hastalıkta bir tanı değeri yok. Yanlış pozitifliği çok fazla. Yanlış negatifliği çok fazla. Grip virüsünden kesinlikle ayırt edici bir özelliği yok. Çünkü birbirine o kadar benzeyen iki virüs ki bunlar. Hatta bir takım virüs daha var birbirlerine çok benzeyen. Yani PCR testi pozitif çıktı eşittir. Koronavirüs eşittir şu tedavi. Bu baştan itibaren yanlış. Maalesef bunu... Hocam kesmek zorundayım. Sayın Mevlüt Çavuşoğlu konuşuyormuş canlı tabii. Yayında. Ona dönmek zorundayız. Devam mı ediyoruz? Tamam devam ediyormuşuz. Tabii. Peki. Şimdi yani. Dolayısıyla burada böyle bir hata yapılıyor. O zaman ne oluyor şimdi? PCR testi pozitif. O zaman koronavirüs var. Şu var. Halbuki bunların önemli bir bölümünde grip virüsü etken. O zaman hocam PCR testleri aynı zamanda mesela grip oldu. Gittim hastaneye. Pozitif çıkabilir. İşte hocam, burası çok önemli. Burası çok önemli hocam. Mesela o zaman bu vakaların artmasında bu PCR testlerin çok büyük bir şeyi var. Evet. Etkisi var. Evet zaten yanlış yönlendiren orası. Grip o zaman nereye gitti? Peki döngü sayısını kim belirliyor? Yani döngü sayısını Sağlık Bakanlığı ya da o şeylerin, üniversitelerin bağlı olduğu, o laboratuvarların bağlı olduğu kurumlar belirliyor. Döngü sayısı ne kadar fazlaysa pozitiflik oranı o kadar yüksektir. Hocam şimdi siz onu istediğiniz gibi sonuçlandırabilirsiniz.